Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şüpheli yatay geçişiyle ilgili sır perdesi hala aralanmış değil. Üniversite geçişinde belirsizlikler sürerken gözler Yükseköğretim Kurulu ve İstanbul Üniversitesi'ne çevrilmiş durumda. YÖK ve üniversite kontenjan aşımı, denklik ve yabancı okul statüsüyle ilgili sorulara karşı karşıya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla başlayan tartışma sürüyor. Derslerim de iyiydi Allah için. Ben de başvuru yaptım İstanbul Üniversitesi'ne. Şaibenin karıştığı diplomaya göre Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu. Ancak mezun olduğu okula 1990 yılında yatay geçişle geldi. Tartışmalarda şüpheli yatay geçiş süreci yüzünden başladı. Zaten o dönemde 3 sene bu geçiş işleri oldu. Sonra da iptal edildi. Ekrem İmamoğlu liseyi bitirdiği 1988 yılında Türkiye'deki hiçbir üniversiteyi kazanamadı. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde parayla eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Bölümüne kayıt yaptırdı. Ardından kaydını yine paralı eğitim veren Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesini aldırdı. Ne mutlu bana. Ancak ne olduysa 1990 yılında oldu. İmamoğlu esrarengiz bir şekilde gökte denkliği olmayan bir okuldan İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne yatay geçiş yaptı. Ben de başvuru yaptım İstanbul Üniversitesi'ne. Zaten o dönemde 3 sene bu geçiş işleri oldu. Türkiye'de yüksek kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyinde üniversiteler arası yatağa geçişin esasları ilk olarak 21 Ekim 1982'de yayınlandı. Yönetmelik farklı yıllarda değişikliğe uğrasa da İmamoğlu'nun Girne Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne şüpheli geçişinde karanlık noktalar aydınlatılmış değil. Yönetmeliğe göre mümkün olmayan geçişle ilgili belirsizlikler var. Şüpheli geçişin ardından 1990 yılına ilişkin somut verilerin kamuoyuyla paylaşılması isteniyor. Yüksek Öğretim Kurulu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve ilgili dekanlıktan o dönemde geçerli olan yönetmelikler ışığında İmamoğlu'na sağlanan yatay geçiş kriterlerinin mercek altına alması talep ediliyor. Başvurduk ve biz de geçiş yaptık ve geldim İstanbul'a. Öte yandan 1989 ÖSYM tercih kılavuzuna göre 104 kişilik kontenjanın aşılıp aşılmadığı da tartışma konusu oldu. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı dönem geçiş yapan öğrencilerden kaçının bu kontenjana uygun olduğu ve hangi mevzuat hükümlerine göre geçiş yapıldığı da merak edilenler arasında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.